polisler geldi. Ulan oğlum eşeğin sevmediği o burnunun dibinde bitermiş ya. Oturalım şurada biraz da bekleyelim hadi. Dedeciğim, Allah'ım yardım et lütfen. Of. Ya amca, Zehra ne oldu birdenbire dedeme böyle ya? Bilmiyorum hala. Bir şeye üzüldü herhalde. Bilmiyorum. Zehra, sana diyorum. Yani galiba babam bir kriz geçirdi ama güçlü adamdır, atlatır. Baba, dedem nerede? İçeride kızım ama iyileşecek, merak etmeyin. İyileşecek. Aa, ne oldu adama böyle birdenbire? Gayet iyiydi. Evet ya, bu aralar çok iyiydi dedemin, hiçbir şey yoktu. Ben de anlamadım ki. Sahiden ya. Zehra kızım sen arabada çok perişan oldun. Ne oldu? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ya bir gidin be, bir gidin! Demir attılar anasını satayım ya. Amca... Benim yüzümden oldu. Zehra, ne demek benim yüzümden oldu ya? Söylesene ne oldu? Üzdüm. Ben dedem çok üzüldü. Ben çok üzüldüm dedeme. Zehra doğru dürüst anlatsana şunu. Ne diyorsun? Ne oldu ya? Şşt. Tamam Ali üzerine gitme. Görmüyor musun? Zehra perişan oldu. Öğrendi değil mi Ekrem Bey sahte evlilik yaptığınızı? Ah tabii öğrendi. Sonunda olacağı buydu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Adamı yüreğine indirdi. Yenge sus. Niye susacakmışım ha? Asıl sen sus. Her şey senin yüzünden oldu. Çünkü herkes perişan zaten. Ortamı bile sen gelme. Ha tabii, tabii ben geliyorum değil mi? Ben geliyorum. Anne bir gerçekten sus ya. Bir sus. Aa, sana ne oluyor Melis? Ay, bravo Ferruf, bravo. Kızı da kendine benzetti. Anneciğim bir sus ya. Aa başka bildiğiniz bir şey yok. Ziya Hoca nerede? Aa, gerçekten ya. Böyle acil bir durumda damat bey nerede acaba? Öğrendi değil mi Ekrem Bey her şeyi? Zehra, üzme artık kendini ya. Bebeğini düşün. Atıf Bey, babamın durumu nasıl? Korkulacak bir şey yok. Hayati tehlikeye atlattı. Şu anda bütün değerleri de normal. Çok geçmiş olsun. Çok şükür. Sağ olun. Ay. Sağ olun. Tamam Zehra'cığım, kızılacak bir şey yok.